Uzay. İnsanlığın hem büyüleyici hem de gizemli sınırı. Geçtiğimiz günlerde tarihte bir ilk gerçekleşti. Ve bizden birisi bu sınıra doğru yola çıktı. Alper Gezer Avcı. Bu ana başlatmak istiyorum. Hatırlarsanız ilkokulda büyüyünce ne olacaksın sorusu sorulur ve birçok çocuk astronot olacağını söylerdi. Kendisinin söylemiyle küçükken böyle bir hayali olmasa da Alper Gezer Avcı uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçti. İlerleyen yıllarda hiç şüphesiz bu videoyu izleyen sizlerden bazıları da uzayın sınırına, hatta belki daha da derinlerine yolculuk edecek. Peki bu yolculukta neler yaşanıyor? Hayli korkutucu bu deneyimde insan vücudunda ve zihninde neler oluyor? Ve bu yolculuğun şimdilik barış noktalarından biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl bir yaşam sürülüyor? İstikbal göklerdedir. Issız bir adaya düşseniz yanınızda alacağınız 3 şey nedir diye bir soru sorulur hep, değil mi? Şimdi ben size başka bir soru sorayım. Sizi uzaya göndersek yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu? İşte bunun cevabını bu videoyu izledikten sonra verin. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki uzaya çıkmak bazen ıssız bir adaya düşmekten daha zorlayıcı olabilir. Nedenini birazdan çok daha iyi anlayacaksınız. Uzaya çıkıyorsanız dünyadaki gibi hareket edemezsiniz. Birçok şeye hazır olmak zorundasınız. Mesela neye mi? Yola çıkarken 300 kilo gibi hissetmeye, vakumlu tuvalet kullanmaya, her gün 2 saat egzersiz yapmaya, yemeklerinizi yerken masaya bantlamaya, boyunuzun uzamasına, kanınızın yüzünüzü şişirmesine ve 24 saatte tam 16 kez doğan güneşe hazır olmak zorundasınız. Sunset, sunrise sevenler için iyi gibi görünebilir ama yıllardır dünyada yaşayan zihniniz bunu pek sevmeyecektir. Şimdi sırayla gidelim. Uzaya atılacak ilk adım dünyadan ayrılış ile başlıyor. Ki yolculuğun en tehlikeli kısımlarından biri burası. Normal bir yolcu uçağını düşündüğümüzde bile en riskli aşamalar iniş ve kalkışlar olarak kabul edilirken söz konusu uzaya çıkacak bir roket ise işler daha da tehlikeli hale geliyor. Peki bu süreçte neler oluyor? Örneğin Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı Axiom 3 görevini ele alalım. Bu görevde bir Amerikalı, bir İsveçli, bir İtalyan ve bir Türk var. Hepsinin ortak noktası ise hava kuvvetleri geçmişine sahip olmaları. Sebebini az sonra anlayacaksınız. Mürettebat hazır, teknik kontroller yapıldı, yakıt dolduruldu ve geri sayım başladı. İşte burası en heyecanlı kısım. 3, 2, 1, ateş. Üç ana modülden oluşan bu yapının patlama riski atmosferin belli aşamalarına ulaşana kadar maksimum seviyededir. Bu fırlatma esnasında astronotlar 4G kuvvetine kadar baskıya maruz kalır. Bu 70 kiloluk bir insanın 300 kilo hissetmesi anlamına gelir ve sıradan birinin dayanma süresi 30 saniye civarındadır. Bu yüzden astronotlar genelde hava kuvvetlerinde görevli pilotlardan seçilir. Çünkü normal bir insan bu aşamada bilincini tamamen kaybedebilir. Ancak jet pilotları daha önce defalarca yüksek G kuvvetlerine maruz kaldığı için bu durumu tolere edebilir. Bunun gibi fırlatmalar özelinde konuşacak olursak, mekik yaklaşık 2,5 dakika boyunca full itme ile atmosfer dışına taşınır. Astronotları taşıyan kapsül atmosfer dışına çıktıktan sonra
artık resmi olarak uzaya giriş yapar. Bu özel tasarlanmış Dragon kapsülü, Kármán çizgisi denen uzay sınırını aştıktan sonra sürtünmesiz uzay boşluğunda ikinci roket sayesinde hızını saatte 28 bin kilometreye sabitler. 28 bin olmasının nedeni ISS'in hızına eşitlenmek içindir. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü artık tabiri caizse kaptırmış gitmektedir. Bu aşamadan itibaren yer çekimi etkisi sürekli zayıflar. Az önce 4G kuvvete maruz kalan astronotlar şimdi de mikro zero gravity denilen duruma adapte olmaya çalışırlar. Yani 0G. Bu geçiş vücutları için alışılmadık bir durum yaratır. Astronotlar artık sabit ve sürtünmesiz hızda giden kapsülde herhangi bir hız ya da çekim hissine kapılmaz. Mutluluk gözyaşları bile havada uçmaya başlar. Keza bu durum geceler boyu zaman geçirecekleri uluslararası uzay istasyonu için de geçerlidir. Artık kemerlerini çözüp uçar halde dünyaya bir mesaj gönderme zamanıdır. Uzaya adım attığı şu anda bu ana başlatmak istiyorum. Şimdi geldik günler boyu kalacağımız mekana, uluslararası uzay istasyonuna. International Space Station, yani ISS. ISS, yerkürenin 400 kilometre üstünde yer alan ve saatte 28 bin kilometre hızla hareket eden bir deney laboratuvarıdır. Neredeyse 25 yıldır faaliyette olan 360 tonluk bu yapı, 6 yatak odalı bir ev büyüklüğündedir. Tek farkı çok daha uzun ve dar yapıda olmasıdır. ISS'te yer çekimi yoktur ve her şey sabitlenmek zorundadır. Her şey, uyuyan astronotlar bile. Bu arada ISS'i dünyadan çıplak gözle görebilirsiniz. Hatta sizin üzerinizden ne zaman geçeceğini öğrenebileceğiniz bir internet sitesi bile vardır. Neyse, kapsülün ISS'e kenetlenmesiyle astronotlar geçici de olsa yeni evlerine ilk adımı atmış olur. Adım mı? Yani adım demeyelim de kulaç diyelim. Çünkü bu sonsuzluk havuzunda yüzmek gibi bir şey. O kapıdan içeri girdikten sonra tabiri caizse bir çile başlar. Uzaya gitmek dışarıdan hayli eğlenceli görünse de giden biri için aynı hisler mümkün olmayacaktır. Neden mi? Şimdi o kadar yoldan geldiniz. Yorgunsunuzdur. Karnınız da açtır tabii. Bir şeyler atıştıralım isterseniz. Sonra sıcak bir duş, ardından nefis bir uyku. Tüm bunları yapabilirsiniz tabii. Yemek yemesi de, hazırlaması da hayli zor olan bir durum. Astronotlar ISS'te dünyadaki yemeklere benzer yemekler tüketse de birçok farklılıkla mücadele etmek durumundadır. Yemek hazırlarken ve yerken malzemelerin uçup gitmemesi için bant kullanmak zorundadırlar. Mürettebatın birçoğu yemek tepsilerini kucaklarına veya duvara bantla sabitler. Uzay istasyonunda soğutma bulunmaz. Bu yüzden vakumlu paketlerle sunulan ve uzay yiyeceği olarak bilinen gıdalar tüketilir. İlave su gerektiren spagetti veya çırpılmış yumurta gibi bazı yiyecekler de özel formlarda gelir. Biz Türklerin en sevdiklerinden tuz ve karabiber bile sıvı haldedir. Çünkü yer çekiminin olmaması nedeniyle serpintiler uçup gider. Yemeğimizi yedik. Afiyet olsun. Birer çay iyi gider diyorsanız onu sonra içelim. Çünkü ben ince belli bardak olmadan içemiyorum. Bu arada bu bayağı ince belli. Siz illa içmek istiyorsanız havadan direkt vakumlayabilirsiniz. Ama tadı çıkmıyor. Şimdiden söyleyeyim. Gelelim banyoya ve uykuya. ISS için ne demiştik? 6 yatak odalı bir ev büyüklüğünde. Ama maalesef bu yapının içinde ne yatak odası ne de banyo var. Dünyada banyoya girip suyu açarsanız yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru akar. Ancak yer çekiminin çok zayıf olduğu uzayda musluğu açmanız suyu her yere dağıtacaktır. Bu nedenle ISS'te banyo, duş veya lavabo bulunmamaktadır. Elinizi yüzünüzü yıkamak için ıslak mendil, vücudunuzu ve saçınızı yıkamak içinse özel yapılmış susuz şampuan kullanmak zorundasınız. Peki tuvalet de mi yok? Neyse ki tuvalet var. ISS'te dünyadakilere benzer klozet sistemli tuvalet kabinleri olsa da bu tuvaletler biraz farklıdır. İlk olarak kullanıcı havada asılı kalmamak için klozete kendini bağlamak zorundadır. Tuvaletin kapısı yoktur ve bölme olarak perde kullanılmaktadır. Bir sifona sahip olmayan bu sistem tüm atıkları elektrikli süpürgeye benzer bir hortumla emer.
Bunun nedeni aktif olarak emilmediği takdirde atıkların yavaş yavaş yüzeye çıkmasıdır. Evet, sırada uyku var. Uyku demişken jetlag'in dibini yaşayacağınızı garanti ediyorum. Uyumak için illa gece olmasını bekliyorsanız sadece dakikalar size yetecektir. Çünkü 28 bin kilometre hızla hareket eden ISS her 90 dakikada bir dünya turu atmaktadır. Bu da her gün 16 gün doğumuna ve 16 gün batımına şahitlik edeceğiniz anlamına gelir. Tertemiz nevresimlerinizi ve yumuşacık yastıklarınızı dünyada bırakıp buraya geldiğinize göre sizi uyku tulumlarınızla tanıştırayım. Uzayda uyumak için belirli bir alana ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden ISS mürettebatının bir kısmı kendini duvara sabitlenmiş uyku tulumlarına hapsederken bazıları da C'nin pozisyonunda uyumayı tercih etmektedir. Işık döngüsünün onları rahatsız etmemesi için genelde göz bandı kullanılır. Ancak dünya düzenine alışan vücut için uzayda uyumak pek de verimli olmayacaktır. Şimdi biraz da olsa dinlenin. İşi yorgunluğunuza bırakın. Çünkü sizi birkaç saat sonra uyandıracağım. Günaydın. Sadece 90 dakikalığına. O da şansınız varsa tabii. Sabah uyandığınızda muhtemelen ilk yaptığınız şey elinizi yüzünüzü yıkayıp aynaya bakmaktır, değil mi? Lavabomuzun olmadığını söylemiştim. Ama size bir ayna vereyim. Aynaya baktığınızda göreceğiniz ilk şey yüzünüzün balon gibi şişmesidir. Uzayda yaşıyorsanız her şeyde olduğu gibi vücudunuzda da bir takım değişiklikler olur. Dünyadaki halinizi düşünün. Hiçbir şey yapmasanız bile yer çekimi vücut sıvılarınız üzerinde etkilidir. Örneğin kalbinizi ele alalım. Kalbiniz baş hizanızdan aşağıda olduğu için başınıza giden kan akışı yer çekimi etkisine maruz kalır ve vücut buna adapte olur. Ancak uzayda yer çekimi olmadığı için baş bölgenize giden kan akışı artık aşağı çekilmeyecektir. Bu da vücut sıvılarının üst gövdeye akışını hızlandırır ve fazla kan akışı nedeniyle yüzünüzün şişmesine neden olur. Bununla paralel olarak burnunuzun mukoza zarları da şişer ve burnunuz tıkanır. Bu akışkan kayma aynı zamanda başınızdaki organlara binen baskı nedeniyle yüksek tansiyona, koku ve görme bozukluklarına neden olmaktadır. Aynı şey kas ve kemikleriniz için de geçerlidir. İskelet ve kas sisteminiz dünyada hareketsiz durduğunuzda bile yer çekimine direnir ve duruşunuzu korumak için destek verir. Ancak uzayda vücudunuzu desteklemek için kaslara ve kemiklere ihtiyaç yoktur. Bu yüzden şimdi uzayda harika bir sabah koşusuna çıkıyoruz. Yani dünya manzaralı koşu bandımıza demek istedim. ISS'te büyük bir spor salonu bulunur ve astronotlar günde 2 saat zorunlu egzersiz programına tabidir. Çünkü kas ve kemikleriniz rutin olarak kullanılmazsa aşırı zayıflar, hassaslaşır ve kütlesini kaybeder. Bu nedenle astronotlar özel tasarlanmış ekipmanlarla her gün yaklaşık 2 saat egzersiz yapar. Elbette spor yaparken yine sabitlenmek gerekir. Şimdi ilk günü bir şekilde atlattık. Rutinleri de oturttuk, değil mi? Belli bir süre sonra ne olacak peki biliyor musunuz? İlk haber boyundan memnun olmayanlar için iyi. Çünkü omurganız, kas ve kemikleriniz çekim etkisine maruz kalmadığı için boyunuz uzayacak. En azından uzayda kaldığınız süre boyunca. Evet, uzayda yaşamanın boyunuzu 4 ila 9 santim uzattığı anlaşılmıştır. Şimdi gelelim kötü haberlere. Alper Gezer Avcı'nın da olduğu ekip uzayda 14 gün kalacak. Bu kabul edilebilir bir süreç. Ama daha uzun süre kalmak, yemek, spor ve uyku sorunlarına ek olarak belli başlı problemleri de beraberinde getirmektedir. İlk sorun radyasyon. Dünya tüm insanlığı atmosferi sayesinde zararlı ışınlardan ve uzay radyasyonundan korur. Ancak atmosfer dışındaki ISS'te yaşayan astronotlar ciddi bir radyasyona maruz kalır. Dünyadakinin 100 katı büyüklüğünde ve kanser olmanıza sebep olabilecek kadar çok radyasyondan bahsediyorum. Bu 5000 kez göğüs röntgeni çektirmeye benzer. Bir diğer sorun, uzayda uzun süre kalan, deney ve araştırma yapmak zorunda olan astronotların zamanla verimlerinin aşırı düşmesidir. İlk süreç, iç kulakta yer alan ve bizi dengede tutan vestibüler organın işleyişinin bozulmasıdır. Bu bozulma zamanla beyni şaşırtır. Ancak asıl sorun psikolojidedir.
Diğer insanlarla birlikte küçük bir alana sıkışıp kalan astronotların zamanla psikolojik bunalıma girdiği tespit edilmiştir. Astronotlarda 24 saatlik gün ışığı döngüsünün bozulması nedeniyle yüksek stres, aşırı yorgunluk ve bilişsel işlevlerin kaybedildiği görülmüştür. Sürekli izolasyon ve tecrit altında yaşamak bağışıklık sistemini hayli zayıflatırken yalnızlığa ve aşırı özlem hissine de neden olmaktadır. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şimdiye kadar bahsettiğim bu nedenlerden dolayı uzun süreler yaşamak olanaksızdır. Uzaya en fazla dayanabilen kişi Amerikalı astronot Peggy Whitson olmuştur. Peggy uzayda 665 gün geçirerek bir rekor kırmıştır. Peggy dünyaya döndükten sonra uzun bir rehabilitasyon sürecine girmek zorunda kalmıştır. Yani ISS'e ziyaretin kısası makbuldür. O yüzden şimdi sizi dünyaya uğurlayalım. Dünyaya dönerken geldiğiniz Dragon kapsülünü kullanacaksınız. Önce serbest düşüşle atmosfere gireceksiniz. Sonra da paraşütlerinizle okyanusa ineceksiniz. Bu aşamada kapsül aşırı ısınacak. Ve gelirken yaşadığınız gibi yine yüksek G kuvvetlerine maruz kalacaksınız. Yolculuğunuz esnasında aklınızdan geçen sorulardan biri de şu olmalı. Sadece 400 kilometre yukarıda bulunan bir istasyona gitmek, gelmek, kalmak bu kadar zahmetliyken insanoğlu Mars'a nasıl gidecek? Cevabını şimdi bulamayacağımız bir soru bu. Neyse, yeryüzüne indiğinizde çekime tekrar alışmanız zaman alacaktır. Biraz temkinli hareket etmeye çalışın. Ve bu arada gezegene ayak bastığınız anda yaşadığımız bu dünya için şükretmeyi unutmayın. Gündelik hayatta hiç umursamadığınız yer çekiminin önemini hatırlayın. Cenneti uzakta aramayın. Görebildiğiniz takdirde dünya bir cennettir. Elbette ekonomi ve insan faktörü olmasa çok daha iyi olabilirdi. Ama her günün dikeni vardır değil mi? Balsak Space ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Eğer yolculuğumuzdan memnun kaldıysanız videoyu beğenebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz bu tarz isteklerim yoktur ama bu sıra dışı turun hatırına abone olmayı ve sonraki gelişinizde biraz yaprak sarma getirmeyi unutmayın. Ha bu arada bu turu sonraki sefere birlikte planladığınız arkadaşınızla paylaşırsanız dünya manzaralı suitlerimizden birinde kalma hakkını kazanabilirsiniz. Hepinize iyi yolculuklar.